3 tam sayımız olsun. A, B ve C. Bu tam sayıların hepsinin sıfırdan büyük olduklarını biliyoruz. Tam sayılar ve sıfırdan büyükler. Ayrıca A artı B bölü C ifadesinde bir tam sayı olduğunu biliyoruz. Ve son olarak A'nın C ile bölünebildiğini biliyoruz. Başka bir deyişle A sayısı C'nin katı. Bildiklerimiz bunlar. A, B, C tam sayılar, bunların hepsi sıfırdan büyükler. A artı B bölü C de tam sayı ve A, C'ye kalansız olarak bölünebiliyor. Yani A sayısı C sayısının katı. Üzerine çalışacağım soru ise şu. Bu veriler ışığında B sayısı C'nin katı olmak zorunda mıdır? Burada videoyu durdurun ve konu üzerine biraz düşünün. Sizce B, C'nin katı olmak zorunda mıdır? Videoyu durdurup biraz düşündüğünüzü varsayıyorum ve şimdi devam edelim. İlk ifademize geri dönelim. A artı B bölü C. Bu ifadeyle biraz ilgilenelim ve buradan bir sonuca varabilir miyiz düşünelim. A artı B bölü C'yi A bölü C artı B bölü C olarak yazabiliriz. Bu ifadeyle buradaki ilk ifade tamamen birbirinin aynısı. Dolayısıyla bu ifadenin de tam sayı olduğunu biliyoruz. Peki bu parçalar hakkında ne biliyoruz? A bölü C. Burada ne yazıyordu? A sayısı C sayısına kalansız olarak bölünebiliyor. Yani A bölü C işleminin sonucu da bir tam sayı. Bunu da yazalım. Buradaki bilgi bize A bölü C'nin tam sayı olduğunu söylüyor. Şimdi bir tam sayı varsa ve bu tam sayıya bir şey eklediğimde sonuç yine tam sayı oluyorsa, bu durumda eklediğim şey de tam sayı olmalı. Bir tam sayı artı bir şeyin sonucunun tam sayı olmasının tek yolu eklediğim şeyin de tam sayı olması. Bir tam sayıyla tam sayı olmayan bir şeyi topladığımda sonucun tam sayı olması mümkün değil. Dolayısıyla bu da tam sayı olmak zorunda. Ve eğer b bölü c tam sayı ise, bu durumda b sayısı c sayısının katı olmak zorunda. Yani cevap evet. B, c'nin katı olmak zorunda. Bu kadar kolay.